Devam edelim. Bu düğün mü sırada? Bu kına yoksa... Aslanım. Ben kına. Kınamda yedim gelinliğimde. Onunla çıkış yaptım, dans ettik. Çünkü nikah yaptım. Evet. Eşimle oraya para veremedik. Yani o kadar paramız yoktu. Bizim ailelerimiz çok yardım edemedi bize o konuda. Neden ailen yardım edemedi? Şöyle, eşimin ailesinin durumu fazla yoktu zaten. O yüzden eşim dediğim gibi askeri personel olmak istemişti. Benim de yani annem yapabildiği kadar çeyizlerime yardım etti. Babam da biraz hani biz çalışıyoruz, hani o kadar çalıştınız, biriktirin kızım kendiniz yapın. O da kendi haklı, babam pazarcı ve çok kışın para biriktirip yazın o yaprakları alması gerekiyor. Babama da çok yüklenmek istemedim. Sağ olsun beyaz eşyalarımı aldı babam da buzdolabı haricinde. Sağ olsun. Evet. O yüzden dedi ki biz kendimiz yapalım. Buraya çok para vermedik salona zaten. 1800 lira civarı tuttuk salonumuzu. Tanıdığımızın organizasyonu da içindeydi hatta. Müzik falan, ikram hepsi içindeydi. Arkadaşımdan balık gelinlik aldım. Onun gelinliğini giydim burada. Ama hiç üzülme, biliyor musun? Benim babam hiç yardım etmedi. Ama senin baban hiç yoktan varlığıyla yanında olmuş. Evet, çok sağ olsun. Hayatta olsun yeter ki maddi desteği olmasın. Benim için hiç problem değil. Evet. Baba kaybetmek çok üzücü bir şey bence. Bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi dönüp bakacak olursan ben de 17 yaşından beri, 16 yaşından beri kendim kazanıyorum. O da çok zevkli değil mi? Evet. Yani çok keyifli değil mi? Ailemize yük olmadan bir şeyleri bizler yapıyor olabilmek çok güzel bir şey yani. Herkes çok şanslı doğmuyor. Ve bu da gerekmiyor yani. Onlar bizi zaten dünyaya getirmişler. Bir eğitim almamızı sağlamışlar. Allah'a çok şükür. Ama bunun dışında biz de çalışarak kendi ayaklarımızın üzerinde birlikte, eşinle birlikte, nişanlınla birlikte bir şeyleri yapabilmek bence çok güzel, tatlı bir durum. Özel bir durum, kıymetli bir durum. Herkesin annesi babası bir şey yapacak diye bir kaide yok. Ben de annemden, babamdan bu manada bir destek hiçbir zaman beklemedim. Bilakis biz para kazandıktan sonra ailelerimize destek olduk. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ben de 17 yaşından beri çalışıyorum. Hatta hani, pişman şey maddi destek değil, manevi destek de. Evet. Ben de onu istiyorum. İşte ailem o kadar manevi kıymetli. Desteğini versin. Yani hem evlat olarak da maddi manevi destek verebilmek önemli. Bu bence çok güzel bir şey. Allah herkese bunu nasip etsin. Sen niye bu kadar duygulandın? Burada dönüyorum, saadet duygulanmış. Ben çok duygusalım aslanım. Bir de babama çok düşkünüm. Bu düğün dönemimde de hep yanımda oldu. Çok sağ olsun. Her zaman, her şekilde. O öyle bir aklıma geldi. O yüzden böyle oldum. Kusura bakmayın. Yanında oldu. Evet. Destek de oldu. Evet. Bak ne kadar şanslısın. Hiçbir zaman elimi bırakmadı. Hep yanımdaydı. Bunu öpüyorum. Yani babanın eminim ki yaşı da genç. Mesela daha evet, gençtir. Daha genç. Ben evlendiğimde işte benim babam zaten 84 yaşında, işte 82 yaşında vesaireydi. Ve 85 yaşında da vefat etti zaten. Anlaşıldı. Zaten belli bir yaşı almış insanlardı. Yani anlatabiliyor muyum? Onlar çocuk gibi, bebek gibi oluyorlar. Aynen. Sen artık ana da sen oluyorsun, baba da sen oluyorsun. Gelin de sen oluyorsun. Eşin yoğun bir insansa hatta eş bile oluyorsun. Yani kadınlar hakikaten çok sorumluluk sahibi oluyor. Aynen. Evet, bunlardan bir tanesi. Ben şahsım adına öyleydim. O yükleri hepsini omuzlamıştım. Ama bunun sonrasında gururu, onurunu yaşıyorsun. Çok güzel bir şey. Allah o gücü herkese nasip etsin. Amin. Dediğim gibi her şey maddi değil, manevi olarak yanında olmaları çok önemli. Aynen. Sen niye duygulandın? Durum duygulandırdı seni. Evet. Peki kınada neler takıldı? Kınada çok hani altın, kayınvalide yapmıştı herhalde. Evet, yani bir küçük altın takmıştı. Zaten elimi öyle açtım. Çok da bir şey beklememiştik zaten. Ben çok bir şey beklemiyorum. O da zaten kınada da bir evet, şey yapılmıyor. Evet. Sırf yani elini açmak adet, açmamak adet. Evet, o yerini bulsun diye. Güzel. Öyle bir, zaten burada takılanları kız tarafı alıyor. Ben de o ara salonun parasını falan filan onları hallettim. Ay ne kadar güzel, el ele verip yapıyor olmanız. Biz her şey, çok bu evdeki olan her şeyi eşimle para biriktirip helal çalışarak olsun kendimiz aldık. Hiç kimsenin 1 lira desteği olmadı. Evet, 1 TL bile desteği olmadı yani. Sen de mi? Resmen beni anladın. Sen de ağladın. Sen de mi? Yok, baba konusunda ben de biraz hassasım, niyesi bilmiyorum o yüzden. Bunlar var hassas, benim yok hassas. Ben vallahi düşkünüz biz, o yüzden belki hani biraz da onu da. Onun da vardır illaki. O da yok. Bence o öyle görünmeyi çok seviyor. Güçlü durmayı çok seviyorsun. Ben çok güçlü durmayı çok seviyorum. Evet, fark ettim. İnanın. Ama hayatta gülmek de var, ağlamak da. Çok doğal şeyler bunlar. Yani buram böyle kesilse kanatsa ben de beni de anlatacaklar. O kadar güçlü gösteriyorum kendimi. Ne kadar değişik bir bakış açısı değil mi? O da o şekilde hayatta tutunuyor. Evet. Beni de alacaklar. Bugün ağlama günümüzdeyiz. Evet, çünkü yarın final günümüz malum. Hepimiz duygusalız biraz. Bence siz birbirinizden ayrılacaksınız.
alacaksınız yavaştan diye biz böyle bir duygusallar. Evet. Ben de çok alıştım kızlara gerçekten. Aslında yarın kim kazanırsa kazansın gerçekten evet. Aramızda dostluk kazanacak bizim. Öyle mi? Yani bence yani. De öyle olacak. Yani bu hafta öyle bir şey olacak ya. Bugün bu hafta yani bence dostların bulunduğu bir hafta olduğunu düşünüyorum. Hak yenilmediğini düşünüyorum. Bilmiyorum evet. Tabii ne olur sonrasında. Şöyle bir şey aslında yani hepimiz adaletli. Ay canım benim ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok duygusal. Acaba hamile falan olmasın Tuğçe? Yani istemiyorlar. Bak çünkü şey hormonları belki. Hormonlar değil evet. Mi böyle çok duygusal oluyorlarmış. Sen mesela çok duygusallaştığını söylemiştin. Evet. Sen bebek bekliyorsun. Bak evet. Tuğçe de bebek olabilir. Bekliyor olabilir. Çok, çok duygusal. Böyle bir şey yapısı da zaten onun duygusal. Ben onu anlıyorum. Sizi böyle görünce kendim diri durmaya çalışıyorum. Vallahi öyle. Peki Tuğçe'cim gelir şimdi birazdan. Dış ses onunla ilgileniyor. Hemen arkasından galiba düğün oldu. Kına gecenin arkasından. Ertesi gün önce mi? Nikahımızı önceden yapmıştık biz zaten. Ha. Sonrasında biz bir nikah daha tazeledik. Çünkü düğüne para veremeyecektik. Kınadan sonra da bir nikah gibi bir şey olmak zorundaydı. Ertesi gün değil bir sonraki gün bir ücret karşılığında bir nikah daha gibi böyle formalite icabı. Ha. Salon tuttuk yani belediyenin salonunu tuttuk. Böyle tamam. İki saatlik orada. Albümüm var mı? Evet. Fotoğraf albümü var. İsterseniz normalde gösterebilirim. Aynı fotoğrafları tamam, görelim. Arkadaşlarımıza vermiştim. Hah, gel gel. Peçetesiyle kendimi toparlayayım diye çıktım. Birazcık tuvalet kağıdı bulabildim sadece kusura bakmayın. Evet, sen de kalsın o. Tut şöyle. Şöyle uzatayım. Uzatayım şöyle. Buyurun kızlar. Buyurun. Bak ne kadar güzel oldu hepiniz. Bak harika oldu. Devam et. Devam et. Devam et. Oradan bizim bütün set ekibine dağıt. Herkes şu anda ağlıyor. Değerli izleyenler burada. Çok güzel oldu. Böyle bir sarmala girdik. Ya ağlarken de gülmek aldı yerini. Ha iyi miyiz? Evet. Ne haber? Ben çok duygusalım Aslı Hanım. Bebek gelmesin ya. Evet. Yok hayır. Vallahi öyle. Bizim hiç öyle bir düşüncemiz yok. Evet. Aile deyince böyle şey ne fazla oluyor? Duygu yüklendi. Benim için aile hep ayrı bir tarafa, bütün dünya ayrı bir tarafa. O yüzden böyle duygulandım Aslı Hanım kusura bakma. Vallahi bir şey söyleyeyim Allah her şeyin sabrını veriyor. Hiç kolay değil. Allah uzun ömürler versin ailenizi başınızdan eksik etmesin. Gelinliğine ne kadar ödemiştin? Ben şöyle bir arkadaşından mı aldım dedin? Arkadaşımdan aldığım gelinlik balık gelinlik bu arkadaşımdan aldım. Buna bir para vermedim. Ha. Bir tane daha var ama eşim dedi ki içinde kalmasın bir tane daha al dedi. Nikahta giymek için. Ona da 3000 lira verdik ama o kadar üzüldüm ki. Sadece nikahta girdim de evden çıkarken fotoğraf çekiminde patladı, yırtıldı. İyi ki de bunu yanıma almışım. Aa. Sonra hemen bunu giydim zaten. Birçok fotoğrafım bununla. Çok yakışmış ama bu. Çok yakışmış. Evet, balık gelinlik beni biraz daha uzun gösterdi. Evet. Her şeyi ben kendim yaptım. Kınada da kendim saçım makyajımı yaptım. Nikahta da saçım makyajımı kendim yaptım. Yani hiçbir ücret vermedim bir yere. Vallahi beni anladı. Ben de kendim yaptım, gitmiştim. Herkes saçımı istedi. Ama çiçek atmayı maşallah. Yapmak istediğim için nikahtan çıktım. Ne olur çiçek atmak istedim. Burada Erdem'in arkadaşı evet. Tuttu ve evlendi. Sonrasında. Ay, çiçeği yakarak evlenen belli duyuyorum. Evet, ben güzel de. Güzel olmuş. Ben. Çok güzel bir tanem ya. Allah mutlu etsin. Amin. Balayına gittiniz mi? Evet, biz düğün yapmadığımız için en azından balayı yapalım dedik. İyi hatta burada balayında böyle şey jacuzzi'li bir şey, bungalov tuttuk böyle. Şey otel aslında ama bungalovlar var. Nerede? Ölüdeniz Fethiye'de. Hatta böyle jacuzzi çok güzel manzaralıydı. Ne kadar harcadınız burada? Aslında günlüğü 1000 TL'ydi buranın. Kaç yıl önceydi? 3 yıl öncesinde. 3 yıl önce. Ne kadar kaldınız? 6 gün kaldık. 6000 TL verdik sadece. Çok iyi bence. Çok güzel. Bir de uçak parasını verdik bizim için. Çok güzeldi. Bence güzel oldu. Burada eşim sprey boyadı. Benim saçım, bu saçımı da eşim boyadı zaten. Yani bunu istedi. Bu rengi eşim istiyor ve değiştirmiyor. Güzel yakışmış ama. Evet. Çok acayip kendi iyi rengim renk. Bence de. Şey yastıkları. Bence Sümeyye'yi bu renk çok iyi yansıtmış. Bence de. Ben çok beğendim. Evet. Ben onu kendi saçı zannettim. Yok yani. Yok. Çok güzel olmuş eşim renk. Eşim böyle istiyor. Orada eşim boyuyor yalnız. İlk o boyadı. Sonra artık ben olmadığı için ben boyadım ama ilk o Savaş. Boyaları al akşam dip boyam. Hatta videomuz bile var. Ay nasıl boyadı görmek istiyorum. Aslında telefonumda var göstereyim olur. Ben. Bakalım. Şöyle hatta şurada bakayım. Boyarken. Hı. Bak boyaları sıkıyor falan kızlar. Oo. Bayağı profesyonel kap falan da var ya. Evet burada ilk kendim aşamasını yaptım sonra eşim evet. Geliyorum hemen yardıma dedi. Valla bravo. Geliyor. Erkeklere duyurulur. Bak bak duyuruz. Bak nasıl boyuyor. Çok, o boyadı evet. Çok güzel. Aa, çok tatlı gördün ya. Gördün mü Tuğçe sen sonra de. Sonra ağzını kapatıyor. Sonra böyle sonra da sonu da bu. Ve çok tatlı böyle ya. Çok güzel olmuşsun. Maşallah. Tebrik evet, ediyorum. Maşallah. Çok güzel. Ben de şeyde Covid zamanı sokağa çıkma yasağı varken Savaş Bey'in saçlarını kesmiştim.
kesmiştim. Ben de. Ya. Onu herkes yaptı bence. Ben de sakallarını kesmiştim. Ben de içinden bir fırıncı bir kuaför çıktı yani. Ben de eşimin saçını kesmiştim, sonra kuaföre gitmiştim. Ay ben de bir şey yaptım zannediyorum. Herkes yapmış maşallah. Evet, güzel bu mutlu yuvanda eşinle birlikte bir an önce kavuşun. İnşallah. Ve inşallah saadetiniz sonsuz olsun bir tanem. Artık biz puanlamaya geçelim diyorum. Altını da kazandın. Bu moralle bakalım gelinler sana kaç puan verecek? Umarım altını aldım diye kırmazlar puan. Yok canım baksana. Ha. Şu gözlere bak, bunlarda var mı? Öyle sanmıyorum arkadaş. Evet hiç sanmıyorum öyle ama. Biz zaten dua ediyorduk artık. Birisi alsın şu altını. Ben de sadece hepimiz alsaydık çok isterdim. Peki o zaman puanlamaya geçiyoruz.